أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين Alemlerin Rabbi, Halik-i Zülcelal ve Kemal ve Celal, yaratan, yaşatan ve yöneten Allah Azze ve Celle'ye sonsuz hamd ve senalar, nihayetsiz şükürler olsun. Resul-i Ekrem, Nebi-i Muhterem, Habib-i Huda, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, ehline, ashabına ve etbaına salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak tevfikat-ı sübhaniyesine cümlemizi mazhar eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kumları arasına bizleri de dahil eylesin. Cümlemizin ahir ve akıbetlerimizi hayır eylesin. Dünya ve ahiretimizi mamur eylesin. Dedikten sonra epey bir zaman aralığından sonra Yusuf Suresi 53. ayeti kerime ile dersimize devam edelim. Cenab-ı Hak istifadeye muvaffak eylesin. Kur'an Azimuşşan'ı, din-i İslam'ı, şeriat-ı Garra-i Ahmediye'yi en güzel şekilde rızasına muvafık anlamayı, anlatmayı ve yaşamayı Rabbim ikram eylesin, nasip eylesin. Ayet-i Kerime'yi okumadan evvel şöyle bir hatırlayalım en son ne anlatmıştık, nerede kalmıştık? Yusuf Aleyhisselam'ın zindanda 12 yıl geçen hayatı, 12 yılın akabinde Mısır kralının gördüğü rüya, rüyayı saray erkanından kimsenin tabir edememesi, vaktiyle Yusuf Aleyhisselam'ın zindan arkadaşı olup rüyasını tabir ettiği, sonra da kralın sarayında krala yakın hizmetçi olan bu rüyanın tabirini Yusuf Aleyhisselam'a yaptırması, kralın bundan memnuniyeti ve Yusuf Aleyhisselam'ın zindandan çıkartılması, Yusuf Aleyhisselam'ın da ben kralın himmetiyle, affıyla çıkmak istemem. Kendi alnımın akı ile birilerinin merhametine ihtiyacım yok. Benim yanlış yapmadığıma, iffetime, namusuma, halel getirmediğime, bana iftira edildiğine dair, o bana iftira eden sarayın kokonalarına, kral bir sorsun neler yaşandığını, benim temiz olduğum, masum olduğum ortaya çıksın, ondan sonra beraat ederim dediğini, kralın da kadınları toplayıp Yusuf Aleyhisselam hakkında yaşananları ve ne bildiklerini sorması, kadınların da yeminle biz Yusuf'tan iyilikten başka bir şey görmedik, Yusuf'un yanlış yapmadığına şahitlik yapmaları ve artık vicdanın isyan edip Züleyha'nın da itiraf ettiğini, evet Yusuf masumdur, ben ondan istifade etmek istedim diye itiraf etmesi, Yusuf Aleyhisselam'ın aklanması, beraat etmesi. Sonrasında Yusuf Aleyhisselam'ın huzurda Züleyha'nın eşine ben bütün bu masumiyetim ortaya çıksın, bir de ben senin arkanda sana hainlik etmedim. Ben hain değilim, senin namusuna, iffetine el uzatacak kadar alçak değilim, bunun anlaşılıp ortaya çıkmasını istedim diyecek ve sonrasında da şöyle devam edecek. Estağfirullah. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي
Yusuf Aleyhisselam şimdi diyor ki, ben kendi nefsimi teberri etmem. Ben nefsimi temize çıkartmam. Ben nefsime güvenmem. Yani benim masum olduğum artık ortaya çıktı. 12 sene haksız yere zindanda yattığım ispatlandı. Ama bak bu halde bile Yusuf Aleyhisselam ne diyor? Ben bu masumiyetimi, Züleyha'nın benden istifade etme isteğini reddetmem. Bu imtihanı kazanmam benim nefsimle alakalı bir şey değildir. Yani kendini şımartmayıp ben kimsenin namusuna el uzatmadım, bunu da ben kendim yaptım demiyor. Devamında ne diyecek? اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِسُّٰهُ Muhakkak. Nefis insana kötülüğü emreder. Yani benim de nefsim Züleyha'ya az da olsa meyletti mi? İnsansın. Hani ben bir kadından efendim etkilenmeyecek, nefsi bir kadını arzu etmeyecek, nefsi ölmüş biri değilim. Benim de nefsim Züleyha'yı arzu ettiği ve nefsim bana kötü şeyleri emrettiği halde ben iffetimi, namusumu nasıl muhafaza ettim? İlla ma rahime Rabbi. Rabbimin acıması, merhameti, yardımı ile. Yani Yusuf Aleyhisselam o pozisyonda kendini ön plana çıkartıp, evet ben masumum, bunun başarısını kutlayabilecekken ne diyor? Başarımın arkasında benim masum olmam, namuslu olmam kendimle alakalı bir şey değil. Allah bana merhamet edip, acıyıp, elimden tutup yardım etmese idi, benim de nefsim belki bana yanlışlık yaptırırdı. Dolayısıyla bu ayet-i kerime bize çok şey öğretiyor. Bir peygamber diliyle, itirafı ile nefis, peygamberlerdeki nefis ıslah edilmiş nefistir diyor Efendimiz. Ama onların dışındakilerin sahip olduğu nefis, isyan eden, inkar eden kafir nefislerdir. Her birimizin nefsi kafirdir. Ayet o nefse vurgu yaparak o nefis size kötülüğü emreder. Yani içinizde bir kötülük makinesi var tabiri caizse. İşi size sadece kötülük pompalamak, inkar, isyan, fücur, günah, bunları size efendim anlatan, sizi bunlara teşvik eden, İçinizde bu kötülüklere karşı meyil eden bir nefis var diyor. Ve kimse o nefsine güvenmesin, ben yapmam, ben etmem demesin. Ben hocayım, ben hacıyım, efendim benim kalbim temiz, numaralarını yapmayın. Bu ayet onu diyor, bak sizin kalbiniz Yusuf'un kalbinden temizse, sizin takvanız Yusuf'un takvasından fazla ise kendinize güvenebilir. Benim kalbim temiz diyebilirsiniz. Ama Yusuf Aleyhisselam bak ne diyor? Bu nefis denilen mel'un insana kötülüğü emreder diyor. Ne hacısı, ne hocası, efendim ne müridi, ne takvalısı. Geçmişte ne imtihanlar neticesinde ayakları kaydı mı? Bugüne kadar yanlış yapmamış olman, bugüne kadar nefsine uymamış olman, bundan sonra da uymayacağın anlamına gelmez. İmtihan devam ettiği sürece nefis içinde ölmediği müddet, ki nefis ölmez, ancak tımar edilebilir, terbiye edilebilir, yok edilmez insanın içindeki nefis.
Dolayısıyla bu nefsinizle imtihanınız ölünceye kadar devam edecek. Kimse nefsine güvenmesin, ben yapmam, ben etmem demez. Hele böyle efendim kadınla imtihanda. Dünya imtihanının en zoru şu üç imtihandır der büyükler. Nisa ile, kasa ile, masa ile. Üç şey bak. Nisa kadın demek. Kasa hepinizin bildiği para demek. Masa o da makam mevki demek. Bu üç imtihan dünyanın en zor imtihanıdır. Kadınla imtihan olup da kazanan çok azdır. Parayla imtihan olup da para imtihanını geçmek o da çok azlarına nasiptir. Hele makamla, mevkiyle bir yerlere gelmişsin, karşında insanlar el pençe duruyorlar, bu imtihanı vermek belki hepsinden daha zordur. Onun için Rabbimiz bu ayet-i kerimede Allah'ın yardımı olmadan kendi nefsinizle başaramazsınız, yapamazsınız, Allah'ın yardımına muhtaçsınız. Bu manada ulema buyuruyor ki, önce nefsi tanımak lazım. Bu nefis ölümsüz. İçimizde bizle beraber yaşayacak. Bunu öldürmek mümkün değil. Hani öldürelim içimizde kurtulalım. Öyle bir imkan yok. O zaman bu nefsin tuzaklarını, hilelerini, bineklerini, bu nefsin gıdalarını tanırsak, nefsi gıdasız bırakırsak, dizginleme imkanımız, törpüleme, terbiye etme imkanımız var. Ya nefsimizi terbiye eder, ipleri elimize alırız, ya nefsimizi azgınlaştırırız, onun tabiri caizse oyuncağı oluruz. Bize istediğini yaptırır. Bugün şu sokaklarda insanların aklınıza gelebilecek İsyanları, günahları, inkarı yapmalarının arka planında nefislerinin köleleri, nefislerinin kulları olmak var. Mevla Kur'an'da ne buyuruyor? اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَدَ اِلَٰهَهُ هَوَا. Nefsini ilah edineni gördün mü ey peygamber diyor Allah. İnsanlar nefislerini ilahlaştırmış, kendileri nefislerini kul ve kölesi olmuş. Nefis ne diyor? Nefis ne derse nefsin dediğini maalesef yapan insanlar. Dolayısıyla bir rivayette buyurulduğu üzere Allah Azze ve Celle nefsi yarattığında ona sordu. Sen kimsin? Ben kimim? Dedi Mevla. Bu nefis dediğimiz her birimizin içine yerleştirilen o varlık. Yaratıldığında Allah ona soruyor, sen kimsin, ben kimim? Nefsin Allah'a verdiği cevap, sen sensin dedi, ben de benim. Allah Azze ve Celle'ye kafa tutan, Allah'ı tanımayan bu nefis her birimizin içinde var. Bu nefsi ayakta tutan, bu nefsi güçlendiren bir takım sıfatlar var, gıdalar var. Nefsin insanları kullandığı bir takım efendim aparatlar var diyelim. Bunları bilip ona göre tedavi etmez, çare aramaz, terbiyesine çalışmazsak nefsin elinde maalesef ma teessüf hem rezil hem de oyuncak oluruz. Onun için Efendimizin bir cihat dönüşünde sahabeye biz küçük cihattan büyük cihada döndük ifadesini hatırlayalım. Sahabe sordu ya Resulallah biz düşmanla savaştık. Medine'de daha büyük bir düşman mı bizi bekliyor? Allah Resulü Aleyhisselam ne buyurdu? İçinizdeki nefis düşmanı Ebu Cehil düşmanından daha tehlikelidir. Çünkü onunla karşı karşıyasın.
Ya ölürsün ya öldürürsün. Ama bu senin içindeki düşman. Bir ömür boyu onunla mücadele etmek durumundayız. Sözü uzatmayalım. Nefsi tanımak adına nefsi zemmedilmiş sıfatları var. Bu sıfatlar üzerinden nefis ya terbiye edilir ya azgınlaştırılır. Bu sıfatlar, bu duygular her birimizin içinde var. Bazıları bunu parlatır, büyütür, bazıları bunu törpüle yok etmez. Çünkü bunlar yok edilmez. Ancak frenlendirir. Efendim, kontrolü eline alırsın, ölçüyle bu içindeki duyguları kontrol altına alırsın. Ne demek istiyorum? Nefsin zemmedilmiş sıfatları nelerdir? Nefis bir defa kibirlidir. Kibir nefsin sıfatıdır. Yani kendini büyük görme. Az önce söyledik ya, Allah Azze ve Celle'ye sen sensin ben benim diyen, Allah'ı tanımayan, kendinden başka büyük görmeyen bir varlıktır bu nefis. Her birimizin içinde de bu kibir fıtratımızda var. Bunu ya terbiye ederiz ya azgınlaştırırız. Kibrin terbiyesi nedir? Zıttıyla bunu terbiye edeceksin. Kibir kendini büyük görme, kendini üstün görme. Ben, o ego dediğimiz şey var ya, ben duygusu. Efendim ya makam, ya mevki, ya zenginlik, ya işte sosyal itibar ya da ilmi sayesinde bir insan ben demeye başlarsa işte o ene duygusu yavaş 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 kibre dönüşüyor. Şeytan aleyhi lanede tezahür ettiği gibi eba ve stekbera ve kâne minel kafiri diyor bak Mevla. Şeytan vaktiyle ibadet ehliydi. Alnının secdeye değmediği bir yer yok. Ama ne oldu? İçindeki o benlik duygusu, o egosu diyelim, yavaş yavaş şeytan kendini efendim böyle üstün görmeye başlaya artık sahip olduklarını kendinden bilmeye başladı. Kibir öyle bir şeydir. Yani ben kazandım, ben yaptım, ben şöyleyim duygusu zaman sonra artık karşıdakilere tepeden bakmaya, küçük görmeye, kendini en büyük zannetmeye, ondan sonra da Allah muhafaza men kâne fî kalbi ifkâle zerre min kibrin lâ yedhulul cennet. Kalbinde zerre kadar kibir olan cennete giremez diyor Efendimiz. Zıttı ne? Tevazu. Müslümanda kibir olmaz. Ne olur? Tevazu olur. Alçak gönüllü olur. Kendini kimseden fazla büyük görmez. Bu cemaat içerisinde bunların en akıllısı benim. Bunların en zekisi benim. En alimi benim. En demez akıllı mümin. Ya nedir? Bu cemaat içerisinde en günahkarı benim. En acizi benim. En kötüsü benim. İşte bu tevazu duygusu. Sen kendini küçülttükçe Allah katında büyürsün. Ama sen kendini büyük gördükçe Allah katında da küçülürsün. Ha bunu söylerken içimizde bu duyguları öldürmek mümkün değil. Terbiye etmek ve yerine göre de kullanmak durumundayız dedik ya. Kibir lazım mı? Bazı yerlerde lazım. Müslüman kibirli olur mu? Müslüman kibreder mi? El kibru alel mütekebbir sadaka diyor Efendimiz. Karşında seni küçümseyen, seni hiç sayan, seni görmeyen, senin üzerinde ego tatmini yapan kibirli biri varsa ona karşı senin de kibretmen sadakadır diyor Efendimiz. Tevazu ile zilleti birbirine karıştırmamak lazım. Tevazu kendini alçak görmen, kendini küçük görmen ama zillet o başka bir şey. Müslüman onurludur, izzetlidir, şereflidir, haysiyetlidir. Beş para ekmeyen insanların karşısında
onuruna, izzetine, şerefine halel getiremez. Bu tevazu olmaz, bu zillet olur. Bir gavurun karşısında el pençe divan durmak, bir zalimin karşısında efendim boynu bükük, buna tevazu denmez. Onun karşısında onun hak ettiği şekilde durmak, bu sadakadır diyor bak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Vaktiyle burada anlattık ya, Ömer Nasuh Bilmem rahmetullahi aleyh İstanbul müftüsüyken zamanın valisi İstanbul Patriği'ni valilik makamına davet eder, Ömer Nasuh Bilmen'i de davet eder. Yani hem patrik hem efendim müftü, ikisi bir arada bir mevzu görüşülecek. Ömer Nasuh Bilmen önce valiliğe gider, kalemde bekler. Ne zaman ki der patrik valilik makamına girer, bana haber verin, ben ondan sonra gireceğim. Aynen kendisine söylenir efendim, papaz, patrik içeride, şimdi siz girebilirsiniz. Ömer Nasuh Bilmen patrik içerideyken valilik makamına girer. Hoş beş konuşulur, patrik gittikten sonra vali dayanamaz, sorar. Siz daha erken geldiğiniz halde ve siz Müslümanları temsilen benim yanımda daha erken bulunmanız gerektiği halde niye daha sonra girdiniz makama? Ömer Nasuh Bilmen'in cevabı. Vali efendi dedi, ben sizin makamınıza daha erken girseydim bu papaz içeriye girdiğinde ayağa kalkmam gerekirdi. Ama ben girdiğimde bak, o benim için ayağa kalktı. Bir mümin bir kafir için ayağa kalkması tevazu değil, zillettir. Ben İslam'ın vakarını muhafaza etmekle sorumluyum. Dolayısıyla kibir olması gerekir mi? Elin gavuru, Amerika'nın başkanı senin karşında seni hiçe sayarak ayak ayak üstüne atıyorsa, sen de onun karşısında ezik, sünepe durman, bu zillet Müslümana yakışmaz. Dolayısıyla kibredene, zalime, kafire karşı müminin de kibretmesi, ama müminlerin birbirlerine karşı da tevazulu olmaları, nefsin bu kibir boyutunda ölçü efendim noktasında bilmemiz gereken. Başka nefsin zemmedilmiş sıfatlarında ne var? Haset var. Bunları bilmek lazım ki her birimizin içinde bu duygular var. Bu duyguları terbiye etmezsek Allah muhafaza bu duyguların esiri oluruz. Nefis işte bizi buralardan yıkıyor. Hani diyor ya, innen nefse le'emmâretun bissû ayette, nefis size kötülüğü emreder diyor Allah. Hangi kötülüğü? İşte bu duyguları harekete geçiriyor nefis içinde. Haset duygusu var fıtratta, yaratılışta. Allah vermiş, yüklemiş, sen bunu ya terbiye edeceksin ya azgınlaştıracaksın. Haset nedir? Çekememezlik, istememezlik, kendinden başkasında, kendinde olmayan güzellikleri görmek istemez nefis. Nefis paylaşmayı sevmez. Nefis başkalarında olmasını istemez. Kıskanır yani nefis. Niye onun var? Niye o daha iyi, daha güzel? Niye onun makamı? Niye onun arabası? Niye onun hayatı, ailesi? Bak onun çocuğu var, bizim çocuğumuz yok gibi. Kendinde olmayıp ya da başkasındaki Allah'ın verdiği nimetler kendisindekinden daha iyi, daha güzelse bunu kabul etmezsiniz. Haset eder, çekemez, istemez. Bu hasetlik de zaman sonra onu çılgınlaştırır. Ona her türlü kötülüğü, fenalığı yaptırır mı? Şeytan aleyhillâne. Adem Aleyhisselam'a niye secde etmedi? Adem Aleyhisselam'ın Allah katındaki üstünlüğünü kendinden daha üstün olması hasebiyle kabul edemedi. Niye dedi ya? Niye? Ben ondan daha eskiyim, daha kadimim.
Benim yerde gökte secde etmediğim yer yok. Emrime melekler verilmiş. Ama Allah Adem'e secde edin emrini verdi. Adem kim benden daha üstün olacak? Başkalarının kendinden daha üstün olmasını kabul edemediği için şeytan şeytan oldu. Şeytanda da bu nefis var. Şeytanı da azgınlaştıran nefsi oldu. Dolayısıyla bu haset, bu kıskançlık, bu çekememezlik Allah muhafaza insanı şeytanın durumuna düşürür mü? Ne olacak? Bu haseti terbiye edeceğim. Kafasına vuracağım. Ne ile? Kadere rıza ile. Hasetten nasıl kurtulur Müslüman? İçinde o duygular var. Görüyorsun başkalarının sahip olduğu imkanları. Bir de kendi hayatına bakıyorsun. İçten içe kendi kendini yiyorsun. Niye onun daha fazla? Niye onun daha iyi? Niye ben bu haldeyim? Bunu nasıl terbiye edeceğim? Kadere rıza göstererek. Ne diyeceğim? Allah öyle takdir etmiş diyeceğim. Kimi kimden kıskanıyorsun ya? Allah ona vermiş, bana vermemiş. Allah ona benden daha fazla vermiş. Veren kim? Onun sahip oldukları, onda olan bu güzellikler, Allah'ın ona verdikleri ikramı değil mi? O zaman kadere iman edersen hasetten kurtulur. Aksi halde bu haset sahibine neler yaptırır? Hani anlatılır, eski ümmetlerden birine denmiş ki ne dua edersen Allah senin duanı kabul edecek ama bir şartı var. İki mislini de komşuna verecek. Ne istersin? Ne istersen iki katını Allah komşuna verecek. İste. Ne istedi? Allah'ım dedi, benim bir gözümü kör et dedi. Niye? Komşunun iki gözü kör olacak. Komşunun iki gözü kör olsun diye tek gözünü kaybetmeye razı olacak bir hastalıktır bu haset işte. Yeter ki onun iki gözü gitsin. Benim de bir gözüm gitsin, razıyım. Allah muhafaza. İşte insanın nefsini tanıyoruz ya, nefis insana kötülüğü pompalar diyoruz ya, nasıl yapıyor bunu? İçindeki bu duyguları harekete geçiriyor. Bir taraftan kibir, bir taraftan haset, başka daha var, birçok hastalık var. Bir tane daha söyleyelim, sonra namaza kalkalım. O da nedir? Kin. Nefsin kullandığı aparatlardan bir tanesi de, nefsin zemmedilmiş özelliklerinden bir tanesi de kin duygusu. Yani nefret duygusu. Bu hepimizin içinde var mı? Var. Bunu yok etmek mümkün mü? Değil. Ama ne yapabiliriz? Bu duyguyu terbiye edebilir. Kontrol altına alabiliriz. Kin, nefret. Müslüman nefret eder mi? Eder. Kimden nefret eder? Neden nefret eder? Allah'ın razı olmadığı kişilerden, Allah'ın razı olmadığı fiillerden nefret eder. Ama Müslüman, Müslüman kardeşinden nefret eder. Müslüman, Müslüman kardeşine içinden kötü duygular besler, bunu içinde yeşertir, büyütür mü? Olmaz işte bak. Müslüman kindar olur mu? Müslüman, Müslümana neymiş? Efendim geçmişte sana şöyle etmiş, böyle demiş, böyle yapmış. Efendim senin zihniyetinde değilmiş, senin cemaatinden değilmiş, senin siyasetinden değil. Allah Resulü ne buyuruyor ya? İman etmedikçe cennete giremez. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız demiyor mu? Bak demiyor ki aynı cemaat, aynı tarikat, aynı siyasetten, aynı ırktan olanlar birbirini sevsin. İman edenler birbirinizi sevmek zorundasın. Müslüman, Müslüman kardeşine içinde kin, nefret duygusu besleyemez. Ama kalkıp da LGBT'ye de kalbinde muhabbet besleyemez. Kalkıp da benim selamun aleykümünden rahatsız olan, Arapçadan, Kur'an'dan, ezandan, bayraktan rahatsız olan, ona da elbette ki kin, nefret elbette besleyecektir. Yani içimizdeki bu duyguları ölçülü kullanmak. Kime karşı?
nasıl kullanmak bu bizim elimizde. Nefsi böyle terbiye etmek zorundayız diyelim. Nefsin zemmedilmiş sıfatlarından kalanları da inşallah yarın konuşmak duasıyla Allah bizi nefsimizin eline bırakmasın. Efendimizin duasıdır. La tekilni ila nefsi tarfete ayni ve la kalle min zalim. Şu gözümü açıp kapayıncaya kadar ya Rabbi diyor beni nefsimle baş başa bırakma. Peygamber duası. Allah bizi nefsimizin şerrinden muhafaza eylesin. Nefsin zemmedilen bütün kötülüklerinden Rabbim bizleri korusun, muhafaza eylesin. El-Fatiha.